Karar TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'la ilgili iddiaları hakkında çok sert konuştu. Peker'in iddialarını değerlendiren Meral Akşener, "Yalnız çok vahim, rezalet, bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi, bir devletin derini sığ olmaz, bir devlet devlettir, kanundur, hukuktur, demokrasidir, kurumdur ve kurallardır" tepkisini gösterdi. Sedat Peker'in çarpıcı açıklamaları ile ilgili Ali Babacan da konuştu. Peker'in yayınladığı videoları izlemeye dayanamadığını belirten Ali Babacan, "Bütün bu olanlar Türkiye'nin 90'ların karanlığına geri döndüğünü gösteriyor. Her alanda olduğu gibi" dedi. Peker'in öne sürdüğü iddialarla ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Ali Babacan şunları kaydetti. "Bütün bu olanlar Türkiye'nin 90'ların karanlığına geri döndüğünü gösteriyor. Her alanda olduğu gibi. Nasıl ekonomide görüyorsak 90'lara dönüşü, yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla bu konularda da maalesef 90'ların karanlığına ülkenin geri döndüğünü görüyoruz. Burada tabii devletin hukuk uygulaması çok önemli. Normal bir ülkede böyle bir şeyler ortaya döküldüğü zaman yargı hemen harekete geçer. Resen yargı harekete geçer. Burada açık itiraflar var, suç tespitleri var, iddialar var. Normal bir ülkede yargının hemen harekete geçmesi lazım. Bir, devlet reflekslerinin zayıfladığını gösteriyor. Bir de daha kötüsü, özellikle iktidar tarafından bu suç örgütleriyle, mafyayla yakın durma, beraber hareket etme, onları kayırma, destekleme, bu tabloyu da görüyoruz. Sadece devletin devlet olma fonksiyonuna bırakın. İktidar tarafında bu tür yapılarla olan ilişkiyi de görüyoruz. Geçen sene yaşamadık mı? Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı. Bunu gördük ve daha sonra yapılan açıklamaları gördük. Siyasal şiddetin, sokak şiddetinin tekrar sokaklara geri döndüğünü gördük. Bugün iktidarın küçük ortağı isim isim hedef gösteriyor. Gösterdiği hedefler bir süre sonra bakıyorsunuz alenen şiddet görüyor. Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten bu koskoca ülkeye yazık. Devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirecek. Kaldı ki iyi yönetildiğinde bu iş nasıl oluyor gördük. Bir dönem biliyorsunuz mafyaymış, suç örgütüymüş, çeteymiş. Bunlar günlük haberlerden tamamen çıkmıştı. Çünkü niye? O dönem işin başında olanlar, İçişleri Bakanları ve o dönemki yönetim zihniyeti bunlara göz yummuyordu ve göz açtırmıyordu. Şu anda öyle değil. İlişki yumağı karmakarışık. Açıkçası o videoları izlemeye dayanamıyorum. Arkadaşlar gönderdiler, 3-5 dakika baktım. Ya bu kabul edilecek bir şey değil. İnsanın vicdanı yaralanıyor. Madem böyle bir şey ortaya dökülmüş, madem milyonlarca vatandaşımız bunları izliyor, bu ülkenin savcısı mı yok? Bu ülkenin yargısı mı yok? Niye reysen harekete geçilmiyor? Bu kadar iddia var, doğru mudur değil midir niye bakılmıyor? Çünkü devlet reflekslerini kaybetti. Yasayı, yasamayı, yürütmeyi siz tek elde toplarsanız bütün sistem oradan sinyal bekliyor. Bakalım Cumhurbaşkanından bir sinyal gelecek mi? Cumhurbaşkanından sinyal gelirse sistem harekete geçiyor. Gelmezse sessiz bekliyor.